Genç Tarım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün buğday ekiyoruz. Şimdi gübremizi aldık. Tohumumuzu aldık, buğdayı. Yanımızda da kuru tohum ilacı olması lazım. Bir saniye bakayım. Kuru tohum ilacımızı da aldık. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Yaklaşık olarak bir 15-20 dönümlük bir yere buğday ekeceğiz. Nereden baksanız tahmini 450 kiloluk buğday tohumu gider diye düşünüyoruz. 8-10 çuvalda gübre var. Eğer videomuzu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdi babam geri geliyor. Römörkü izarladıktan sonra römörk hizasından tohumları ya da gübreyi atacağız. Şimdi babamla gübreleri doldurduk. Gübreyi atmaya başlıyoruz. Hadi bismillah. Şimdi şu kolu çekecek, çektiği gibi başlayacak. Üç torba gübre doldurduk arkadaşlar. Şimdi ilk turu tamamladım ama. İkinci tura geçti. Böyle devam edecek. Birkaç gün erken ektik. Çünkü birkaç gün sonra yağmur gösteriyor. Yağmurdan önce daha iyi olur diye düşündük. Yağmur yağdığı zaman zaten her taraf full çamur oluyor. Toprak yumuşuyor. Traktör zor giriyor. Ya böyle durumlarla karşılaşmamak için ve buğday da yağmurdan önce ekersek buğdaya da yararı olacağını düşündüğümüz için, çünkü gübre de atacağız. Gübre toprağın altına işlenecek ve yağmurda bunu besleyecek diye düşünüyorum. Tamam, ikinci turu da tamamladı. Bakalım ne alemde, hala devam ediyor. Yakınlarda yeni bir video daha gelecek. Belki bu videodan önce olur ya da sonra olur, bilmiyorum. Atış sırasını ortak bir kararla belirliyoruz. Sürpriz bir video var. Zaten duyurular kısmında, topluluklarda size yazdık. Naim abim traktör aldı. Naim abimin traktörün bir tanıtım videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Belki bu videodan önce gelir, belki bu videodan sonra gelir, bilemem. Ama önce gelir diye düşündüğüm için bu video, bu açıklamayı yapmak istedim. Önceki videolarda da buğday ekiyoruz da tam takım gelmiştik. Naim abim, Cihan, ben, babam. Orada güzel muhabbet sohbet oldu birazcık. Güzeldi ama bu sene maalesef ikimiziz. Sene inşallah hep beraber devam ederiz. Evet. Babam şimdi şey yaptı. Kuru tohum ilacını döktü. Şimdi buğday tohumunu dökeceğiz. Dök bakalım. Döküyorum. Bir çuval daha şey olacak aç mı? Tamam, bir tane daha açayım.
Çoğunluğu döktük. Sonra kuru tohum ilacını serpiştirdik. Babam bunları karıştırdı. Şimdi devamını geri kalanla yapacağız. Çuval dökerken hep böyle yapıyoruz. Çoğunluğu döküyoruz, kuru tohum ilacını döküyoruz. Karıştırıyoruz, sonra devamını döküyoruz çuval. Kaç tane kaldı? Bakayım. 5 tane var. 5 tane mi? 5 tane kaldı. Bunu dökmeyecek mi? Hayır, dökmeyeceğim. Ha, bu son olarak kalacak yani, tamam. Normalde arkadaşlar bu 3. çuval ama küçük olanı aldık. İlk 2 çuvalda çoğunluğunu döktük. Yarısını ya da çoğunluğunu. Kuru tohum ilacını attık. Sonra geri kalanını dökmüştük. Bu 3. çuvalda ama herhalde yettiği için dökmedik. Yine aynı yerden başlıyor. Gübrede başladığı yerden. Başladı. Bismillah. Bol bereketli, hayırlı olur inşallah. Hayırlısı olur inşallah. De ıskara çekecek babam. Isakaro ya da ıskara diye deniyordu. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Bize destek olmak için arkadaşlarınıza ya da sosyal medya platformlarından paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.